Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde kendimize bir Gravatar profili oluşturacağız ve web sitemizde arkadaşlar kendi profil fotoğrafımızı istediğimiz gibi yükleyeceğiz veya WordPress ile oluşturulmuş bir diğer web sitelerinde de kendi profil resmimizin gözükmesini sağlayacağız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi hızlı bir şekilde eğitime geçelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ekranımıza geçiş sağlayalım. Gravatar'a kaydolmadan önce arkadaşlar diyelim ki WordPress'e farklı bir mail adresiyle kaydoldunuz ve mail adresinizi değiştirmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle WordPress'e geçiş sağlıyorsunuz ve bu bölümden arkadaşlar kullanıcıların üzerine gelip buradan profile bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Profile tıkladıktan sonra direkt olarak kendi profilinize geçiş yapıyorsunuz. Ama kullanıcılara tıkladığınız zaman birden fazla kullanıcı varsa arkadaşlar bu profili göremeyebilirsiniz veya buradaki yöneticiye otomatik olarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Değiştirmek istediğiniz kullanıcının üzerine gelip buradan düzenle diyeceksiniz. Buraya geldikten sonra aşağı bölüme inip bu bölüme yeni e-postanızı yazacaksınız. Diyelim ki ben bu e-postamı kullanmak istiyorum. Bu e-postanızı yazdıktan sonra buraya profili güncelle diyeceksiniz arkadaşlar. Profili güncelle dedikten sonra bu e-postanızı aynı şekilde WP Mail SMTP bölümüne geleceksiniz. Bu eklentiye, çünkü bu eklenti olmadan mail adresinizi değiştiremezsiniz. Bu eklentinin eğitimini de kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alt bölüme geliyorsunuz. From Mail bölümüne de aynı mail adresini yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu bölümden kullanıcılar profil bölümünden arkadaşlar daha sonra kaydet işlemini yapıyorsunuz. Kaydet dedikten sonra size bir e-posta gönderecektir sistem. E-postanız geldikten sonra arkadaşlar buradaki bağlantıya tıklıyorsunuz ve işlemi onaylıyorsunuz. Daha sonra mail adresiniz buradan değişmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu bölümden Gravatar profil resminizi değiştirebilirsiniz diye bir bölüm var. Artık Gravatar profilimizi değiştirebiliriz. Çünkü bunu mail adresini özellikle vurgulamamın nedeni de şu arkadaşlar. Bu mail adresiyle giriş yaptığınız tüm WordPress tabanlı web sitelerinde aynı Gravatar profiliniz gözükecek arkadaşlar. Yani bu mail adresi üzerine aslında siz bir profil fotoğrafı tanımlamış oluyorsunuz. Şimdi Gravatar profil resminizi değiştirebilirsiniz bölümüne buradan bir defa tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bizi aynı sayfaya yönlendirdi. Bizim farklı bir sayfada giriş yapmamızın nedeni arkadaşlar Türkiye, yani Türkçe versiyonu olması sebebiyleydi. trgravatar.com'a girdiniz veya bu bölümden en bölümünü arkadaşlar direkt tr'ye çevirirseniz, buradan tr'ye çevirirseniz siz de Türkçe bir şekilde Gravatar'ı gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sekmenin bir tanesini kapatalım ve buradan Gravatar'ınızı oluşturun bölümüne bir defa tıklayalım arkadaşlar. Bu bölüme bir defa tıkladıktan sonra hatta şu mailimize de gelelim ve Gmail'e bir defa tıklayalım. Ana sayfamıza girelim mail adresimizin, çünkü birazdan mail adresimiz de bize lazım olacak. Şimdi bu sol tarafa geldiğimiz zaman Gravatar'a kaydolmak için bizim wordpress.com'a aynı zamanda kaydolmamız lazım ve giriş yapmamız lazım. Yani buradan hesabımızı açmamız lazım. Buradan dilerseniz arkadaşlar WordPress.com ile devam et diyebilirsiniz. Google ile devam et veya Apple ile devam et diyebilirsiniz. Veya kendinize buradan bir hesap oluşturabilirsiniz. Şimdi bu bölümden ben buradaki mail adresini kopyalayayım ve mail adresini buraya yapıştırayım arkadaşlar. Mail adresini yapıştırdıktan sonra buraya bir kullanıcı adı girdim ve şifremi de buraya giriyorum. Şimdi bu bölümlerin hepsini doldurdum arkadaşlar ve buradan hesabınızı oluşturun bölümüne bir defa tıkladım. Şimdi buradan arkadaşlar siteniz oluşturuluyor diye bir bölüm karşıma çıktı benim ve birazdan gördüğünüz gibi Gravatar'ınızı etkinleştirin diye bir bölüm geldi. Mail adresime giriş yapıyorum ve bu bölüme geldikten sonra e-postanızı onaylayın bölümüne bir defa tıklıyorum arkadaşlar ve e-postamın onaylanmasını bekliyorum. Eğer e-postanızı onaylamazsanız Gravatar profilinizi oluşturamazsınız arkadaşlar. Bakın sol tarafa geldiğiniz zaman Gravatar'a hoş geldiniz diyor. Lütfen mailinizi onaylayın diyor. Biz zaten mailimizi onayladık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölüm açıldı. Direkt olarak bizi arkadaşlar Gravatar'a yönlendirdi. Buradan upload new image diyerek arkadaşlar yeni bir profil fotoğrafı ekleyebiliriz. Evet, şimdi profil fotoğrafımı ben tutuyorum. Sürükleyip buraya bırakıyorum arkadaşlar ve fotoğrafım buraya yüklenmeye başladı. Benim size tavsiyem kare bir fotoğraf yüklemeniz arkadaşlar. Kare yüklemeseniz de zaten sonradan kesmeniz için Gravatar sizi farklı bir sekmeye yönlendirecek arkadaşlar. Bakın şimdi burada gördüğünüz gibi kare bir şekilde görsel oluşturmuş olsaydık biz ne olacaktı? Direkt olarak bu görseli seçebilecektik. Ama şimdi gördüğünüz gibi en fazla bu kadarını seçebiliyoruz. Yani sağını solunu görselinizin seçemeyeceksiniz. O yüzden benim tavsiyem her zaman kare bir görsel kullanmanız. Dilerseniz arkadaşlar buradan çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi çevirebilirsiniz görselinizi veya buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Benim bu şekilde bir görsel kullanmamın nedeni şu arkadaşlar. Bizim web sitemizin adı zaten hayallerine gider. Ne diyor Mehmet Akif Beysoy? Her kışın baharı vardır diyor arkadaşlar. O yüzden bizim web sitemizin adına uygun şekilde bir gün doğumu ve buraya bir yol olsun istedim ben. Yani bizim yolumuz hayallerine gider şeklinde güzel bir tema olduğunu düşünüyorum. Sizin daha güzel fikirleriniz umarım olur ve daha iyisini yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bu sağ bölümden bakın gördüğünüz gibi profil resmimiz bizim yuvarlak mı olsun yoksa kare mi olsun? Bunu buradan seçebiliyorsunuz. Benim profil resmim yuvarlak olsun diye seçtim ben. Yani bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ve crop image diyoruz arkadaşlar. Buradan fotoğrafımızı onaylıyoruz. Fotoğrafımızı onayladıktan sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet, biraz daha bekliyoruz. Fotoğrafımızın işlenmesini bekliyoruz. Bakayım hemen bir kontrol edeyim, bir dakika. Bazen internet bağlantım gidebiliyor. Evet, şu an internet bağlantımız var. Bu bölümde bu en üstteki bölümü seçebilirsiniz arkadaşlar. Artı 18 veya uygun olmayan davranışlar sergiliyorsanız da bu profil fotoğrafında ve benzeri bu alt bölümleri de buradan seçebilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu en üstteki bölümü seçmeniz ve düzgün, yani bir düzgün bir fotoğraf buraya koymanız. Neyse. Şimdi buradan Select Rating diyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Bir diğer aşamaya geçiyoruz bu bölümden ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bizim profil resmimiz şu anda oluşturulmuş durumda. Dilerseniz buradan remove diyebilirsiniz. Profil fotoğrafınızı silebilirsiniz ve buradan yeni bir fotoğraf oluşturabilirsiniz. Dilerseniz de arkadaşlar buradan ekstra bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Arada sırada kafanız estiğinde de buradan ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Profil fotoğraflarınızı değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Şimdi buradan WordPress'imize geçiş sağlayalım. WordPress giriş bilgilerimizi yazalım ve WordPress ekranımıza geçiş sağlayalım arkadaşlar. Bu bölümden kullanıcılar ve profil bölümünü takip edelim. Kullanıcılar profil bölümünü takip ettikten sonra gördüğünüz gibi profil resmimizin burada değişmiş olduğunu gördük arkadaşlar. Bu eğitimde de Gravatar'da profil resminin nasıl değiştirildiğini hızlı bir şekilde öğrenmiş olduk. Eğer bir kusurumuz varsa affedin arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bu arada videoyu kapatmadan önce tüm yorumlarınızı, tüm sorularınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.